okuma yazma bilmediği halde 14 asrın ukelasını, feylesoflarını hayrette bırakan, garbın en büyük dehalarını söylediği şey şudur: ey Muhammed, sana muasır, senin hem demin hem zamanın, aynı zamanda gelemediğim için ne kadar müteessirim. İnsanlık senin gibi bir simayı bir defa görmüş. Badema bir defa daha göremeyecektir. Getirdiğin hakikat, bütün kanaatimle kaniyim ki haktır. İnsanlığın üst üste yığılmış bu kadar problemlerini, kahve içme kolaylığında senin getirdiğin hakikatler halledebilir. Halletmiştir, bugün de halledebilir. Batının en deha filozoflarını hakikat zemininde konuşturan sır. Bir zat ki düşünün, 14 asır önce gelmiş, okumak yazmak bilmiyor, birinden bir mesele öğrenmemiş, İlk defa gelmiş, müpteda ve müntehayı ya da başı iptidayı ve intihayı, başı ve sonu aynı anda bir araya getirmiş, İlk defa koymuş ama en orijinal ve en son şekliyle koymuş. Bakın, çok zaman düşünmediğimiz için ne kadar yüksek bir değer olduğunu çok kaçırtıyoruz. İlimde tedricilik vardır. Ne demek? Şu demek: birisi ışığın teorisini ortaya atar, yazar. Ya da Jules Verne gibi deniz altında yolculuğun hayalini kurar, uzayda yolculuğun hayalini kurar, bir roman yazar. Millet der ki bu adam kafayı oynatmış, çatlak bu. Uzayda yolculuğu, henüz daha denizde yolculuk yapamayan insanların karşısına yazıyor. Ve ondan sonra gün gelir başkası bunun bir teorisini, gün gelir bir başka teorisini, gün gelir başka teorisini. Ve bir gün bakarsınız ki insanlık uzaya füze göndermiş. Bir gün bakarsınız ki uzayda galaksiler arasında yolculuk başlamış. Yani tedricidir bu. Tıpta birisi keskin bir alet bulur. Der ki ya insanların eline batmış okları işte bunlarla kesip çıkartırız. Sonra bir başkası anestezi geliştirir. Bir başkası insan dokusunun iç yapısını görür. Bir başkası derken bakarsınız ki tıp gelişe bugünkü haline almış. Her şeyin bir başı var. Ama maneviyat sahasında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hakikatleri görüyorsunuz ki Abdülkadir Geylani'ler, Şah-ı Nakşibendi'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Mevlana'lar, kimler Bediüzzaman'lar, Hazreti Muhammed'in ancak şakirdi ve tilmizi olmuşlar. Daha ötesi yok bunun. Yani öylesine bir kudret yoğurup koymuş ki diyorsunuz ki bu kendiliğinden değil. Rabbi Rahim'i, bütün alemleri bilen Allah Hazreti Muhammed'i seçip koymuş, başımıza sertaç et eylemiş ve ondan sonra herkes ondan bakıp kendi aleminde ondan ders alıyor. Allah bu bakış zaviyesiyle Efendiler Efendisi, cennete giden insanlığın yol göstericisi, mahşer meydanının da en son ümmetini cehennemden çıkartmadan cennete gitmeyi kabul etmeyecek yegane şefaatçisi, Allah onu hakkıyla Aleyhisselatü Vesselam anlamakla, tanımakla, sevmekle bizi şereflendirsin. İnşallah bir ara vereceğiz. Birlikte devam edecek efendim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma yolculuğu bir ömür boyu sürmeli. Zira ötelerde karşımıza çıkmayacak bir şey hakiki kıymet taşımaz. Bir hak dostu, imanın artması için lüzumlu olan şeyler, Cenab-ı Hakk'ı bilme, tanıma, kulluk adına olmayan şeyler, dünyanın en büyük şeyi de olsa madem ki fanidir, madem ki sona ericidir, o zaman hakiki kıymeti yoktur, maleyani sayılabilir der. Mümini Efendimiz tarif ederken maleyaniyatı terk eden insan olarak tarif eder. Mümin maleyaniyatı terk edendir. O zaman alemimizde bizim maleyaniyatı olmayan şeyler çoğalmalı. Yani hikmet çoğalmalı, hakimane bakış çoğalmalı. Hak dostları gibi biz Allah namına bakan, Allah namına işiten, Allah namına veren, Allah namına alan insanlar olmalıyız. Ümmi bir zat meydana çıkıyor. 14 asır en büyük abidleri, aşıkları, en büyük ulemaları, en büyük filozofları arkasına takıyor. Hepsinden çıkan söz sadakte ve bilhakkine takte. Doğru söylüyorsun. Rabbinden getirdiğin şey haktır. Bu ortaya çıkıyor.
edyanı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 14 asır önceki atmosferine gidelim. Mekke-i Mükerreme'ye gidelim. Sonra Medine-i Münevvere'ye geçelim. Orada göreceğimiz şey ve dünyada göreceğimiz şey karşımızda bin yıllık Yahudi dini. 600 yıllık Hristiyan dini. Nasraniyet ve öbür tarafta Yahudilik. Öbür tarafta ateşperestlik. Öbür tarafta Hindular, Budistler. Öbür tarafta puta tapanlar. Ve oturmuş bir tesis kurmuşlar. Yüz binlerce din adamları var. Büyük büyük müesseseleri var. Akil insanları var. Ve daha düne kadar okuması yazması olmayan bir zat meydana ortaya çıkıyor. Beni Allah gönderdi. Beni Allah öyle bir şeyle gönderdi ki sizin yaptığınız şeyler batıldır. Allah sizin söylediğiniz şeylerden tamamen uzaktır. Allah doğmamıştır, doğurulmamıştır. Alemde birden başka ilah yoktur. Allah arzın da arşın da sahibidir, malikidir. Hakikatiyle ortaya çıkıyor. Defaten ortaya çıkıyor. Birden ortaya çıkıyor. Bütün dinlere meydan okuyor. Bütün aleme meydan okuyor. Karşısında kavim ve kabilesi. Efendimiz Kureyş'in içindendir. Karşısında Kureyş. Mekke'nin ekabir takımı. Bütün güç, kuvvet ve kudret sahipleri. Efendimizin doğduğu gece. Eyvah battık. Ahmet'in yıldızı doğdu. Bundan sonra artık bize hükümranlık yok. İstikbal yok diye bağıran Yahudi ulemaları. Ellerinde oturtmuş oldukları sistemin tamamen yıkılacağını görmüş Nasraniler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek başına yalnız. Ve bütün bunlar halka dalga dalga kinle gayzla Hazreti Muhammed'in üstüne yürüyorlar. Çok kısa bir süre içinde bulunduğu muhitte birinciliği elde ediyor. Çok kısa bir sürede dini dünyada birinciliği elde ediyor. Dünyanın üçte biri. İnsanlığın ve dünya coğrafyasının üçte biri. Ve Efendimizin müjdesiyle her kerpiç eve girecek bir istidat vaat eden İslamiyet. Her yeri tutuyor ve kuşatıyor. En ölü kalpler Hazreti Muhammed'de diriliyor.